Maça gelecek olursak şimdi geçen senenin bu kadrosu, hani Trabzon açısından da konuşayım. Şampiyon yaptı. Vereyim kadroyu, öyle konuşalım. Hayır, ben başka de yerden, başka yerden bağlayacağım. Uzak kaldım. Yok, başka yerden bağlayacağım onun için. Buyurun hocam. Geçen senenin şampiyon olan kadrosu var. Abdullah Avcı. Stüdyomuz çok geniş. Zor duyuyorum hocam. Hocam ben sana duyurmaya çalışıyorum. Ben burada dinleyenleri duyurmaya çalışıyorum. Sesimi. 80 milyonu duyurmaya çalışıyorum. Genişliği görüyorsun hocam stüdyoda. Yani oradan hocam, buraya ses geç geliyor. Yok, hani yanınıza geleyim bir yana. Sana duyurma uğraşan problem var. 80 milyonu duyurmaya çalışıyorum. Duyururuz ben sesini hocam. Şu anda tabii. Akustiğimiz de güzel. Ben de duyuyorum da. Tamam. Stüdyomuzun büyüklüğü ortaya çıksın diye söylüyorum. Tamam. Şimdi burada işte geçen senenin şampiyon Trabzonspor'u var. İşte 2 senedir gelip İstanbul'da Beşiktaş'ı yenip giden Trabzon. Ama geçen sene şampiyon olan kadro işte tartışılmaya başlanmıştı. İstanbul'da yeni statta Trabzonspor'un daha fazla galibiyeti var. Tabii Abdullah Hoca tartışılmaya başlanmıştı. Abdullah Hoca hafta arası öyle bir Monaco maçı oynadı ki. Yani 4-0 bitti. Yani inanamadım skora. Hakikaten Monaco baktığımız zaman Fransa'nın üst seviye 3-4 takımından bir tanesi. Kesinlikle. Oyuncu kadrosuna bakıyorsun. Hakikaten her hocanın görmek isteyeceği oyuncular kadroları. Fonda bir takım mıydı hocam? Ve bu kadroya ikinci yarı sürkalize etti. Ve Abdullah Hoca'nın tartışılması bitti. Bugün Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi konuşma yapıyor. Valerian İsmail'le bütün kupaları kaldıracağız. Biz tartışmasız ligin en iyi kadrosuyuz. Ve Valerian İsmail'le beraber bu kadroları kupaları taşıyacağız diyor. Şimdi, 3 sene görevdeyim, hoca da görevinin başında. Tabii. Şimdi Abdullah Hoca Monaco maçıyla yırttı. Zor bir maç oynadılar. Takım yorgun. Tartışılmanın üstüne bir nokta kondu. Şimdi geldi sıra Valerian İsmail'e. Şu maçtan sonra, Monaco maçından sonra hocam, Sayın ben Başkan psikolojik olarak konuşuyorum. Tartışmak psikolojik olarak konuşuyorum. Doğru değil dedi. Psikolojik olarak konuşuyorum ben. Valerian İsmail'in de yırtması gereken bir maç var. Bu maç hocam, şu maçı, Monaco maçını Trabzonspor'un kazanmasıyla Beşiktaş'ın kazanma şansı bence %60. %20 beraberlik, %20 Trabzon galibiyeti. Yani bir anda Monaco galibiyetiyle en bence Trabzon... En son iddia programına döndü. Yüze kuruyoruz üstüne. Hocam 3 sonuçlu maç değil mi? 3 sonuçlu bana göre izlediğini söylüyorum. Yüzde... Hayır. 3 sonuçlu oran verdin ya, onun tamam için mi diyorum. Yani en sonunda finali öyle bağladı. Montero'dan taktikten sonra... Montero'dan girdikten sonra hocam maçın psikolojik analizini de yapıyorum. Ben kendi açımdan. Ben yüzdeleri bir daha verebilir miyiz? Ben... %60 Beşiktaş... %20 beraberlik, %20 de Trabzonspor'a şansı yani veriyorum. Montero oynadığı için %20 Trabzon'un kazanma şeyini gördüm. Montero oynamasaydı onu da vermeyecekti. Öyle onu da vermeyecekti. Allah'tan Montero şey oynuyor. Çok, evet. O zaman bir bakalım artık Trabzonspor'un 11'ine de. Bakalım ki Hamdi Hoca'yı... Hamdi Hoca bir baksın oraya. Tamam. Ben bakalım Hamdi Hoca'nın itirazı var. Bir de kısa bir şey de Trabzonspor, Gökhan Hoca dedi ki morallendi, iyi bir galibiyet aldı dedi. Yani 1-0 falan yense o %20'yi de vermeyecek. 4-0 yedi diye. Hocam tabii 4-0 hakikaten. Yani, 4-0 %20. Ya hocam 1-0 olsa, hele beraberlik olsa. Hiç. Hocam Avrupa kupalarında böyle bir maç oynadıktan sonra o takımı ne kadar uğraşırsanız uğraşın motive etmek çok zordur. Çünkü rahatlama vardır. 4-0 Monaco'yu yeniyorsun. Hocam o rahatlama da olabilir. Özgüven olarak da yansıyabilir. Ben ikincisine daha yani, çok katılıyorum. İki şık var. Bir tek şık üzerinde durmak gerekir. Bu Trabzonspor açısından demiyorum. Her takım açısından siz de oynadınız. Bunları karşılaştırmışsınızdır. Hem antrenör olarak da. Bir takıma evet bir rahatlama, rehavet gelebilir. Ama bir takıma da özgüven verir. Bir de Trabzonspor'un öyle rağbetleyecek bir durumu da yok. Hocam, bunun altını çizmek gerekir. Görüş bence. Ya bir galibiyetle Trabzonspor işte taraftarı... Işte Monaco'yu yenerseniz rahatlarsınız hocam. Monaco galibiyetiyle bence Hamdi Hoca daha biliyordur. O şehirde yaşıyor. Kesmez yani. Doğru mu hocam? Hiç. Unutulur gider yani. Evet. Peki ben 11'i vereyim. Pazar akşamı da Gökhan Keskin görüntülerinizde. Bir saat boyunca burada monitörümüzün dev ekranımızın önünde sizlerle hoca birlikte olacak. Hoca bayağı doluymuş zaten. Yerine hiç oturmadan bir saat boyunca görüntülü analizi beraber yapacağız. Ya ben susup oturacağım hocam? Yani. Baştan söylüyorsun susup oturacağım ben. Hayır. Ben bir hata yaptım. Burada olacaksınız siz de. İşte Trabzonspor'un muhtemelen 11'i kalede Uğurcan Çakır'ın oynamasını bekliyoruz. Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Trabzonspor'un defans dörtlüsünü oluşturabilir. Önlerinde Gbamin ve Marek Hamsik forma giyebilir. Abdullah Avcı'nın tercihine bağlı tabii ki. Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet orta sahada forma giyebilir Trabzonspor'da ve Gomez Trabzonspor'un
santraforu olacak. Hocam dizilişte, ekranlarda deyip ben hemen yerime hocam bir şey söyleyeceğim. İtirazı var mı 11'e götürünce? Yok. Valeri İsmail kaybederse Valeri İsmail Beşiktaş'tan ben de buradan giderim. Yok. aman hocam. Yani kaybeder öyle bak. Yak, bırakmayın İsmail... siz hocam. Hocam bu iş böyledir. Başkan konuştu şampiyonluk kupasını kaldıracağız dedi. Böyle bir sonuç. Sen kaybettiğin zaman yani... Baktığın hocam zaman, daha ligin başı diyeceksin yaptı. Şimdi. Tabii. Ya Beşiktaş'ın şöyle bir problemi oldu. Yani oyun hep inişli çıkışlı. Yani sezona çok tempolu bir oyun. Sanki bu oyun hep devamı gelecekmiş gibi bir görünen bir oyun. Aslında önde 2-3 tane oyuncunun belirlediği bir oyundu. Yani yani Baybuna Solbek sağ beklerdi. 18 puanla harf farkıyla ikinci bir Beşiktaş. Averajla da değil. Harf. Harf farkı. Hangi harf o? B harfi Beşiktaş ya, A harfi Adana Demirspor. Her şeyleri aynı hocam. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 17 atmışlar, 10 yemişler. Averajlar ikisinde 7. Yani Beşiktaş aslında ortak lider. Ama ona rağmen Valeri İsmail'in eleştirilmesi hocam, de işte bugün anlattı. Yok yok, pardon hocam. Kaybettiği maçlara bak hocam, puanlara bak. İstanbulspor 2 puan. Başakşehir maçı iyi oynuyor, 3 puan. Alanya maçı 3-1 önde, 2 puan. Baktığın zaman 7 puan kaybedilmiş. 7 puan kaybedilişte baktığın zaman ne hatası var? Hoca. Yani genelde konuşulan oydu. Alanya maçında yaptığı değişikliklerden bahsediyorsun. İstanbulspor maçı. Hani sezonun en kötü oyunu yani, İstanbulspor maçı. Başakşehir maçı. Bence Başakşehir maçında baktığımız zaman Beşiktaş'ın pozisyonu var. Başakşehir'de maçı da Beşiktaş'ın hakkı. Tabii enteresan maçı. Enkudu'nun 3 tane yüzdesi var zaten. İstanbulspor maçı da bana göre pardon hocam. Pardon hocam, Hamdi hocam. Yok, Fenerbahçe maçında İstanbulspor'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Bence rehavetten o gün nasıl olsa yeneriz moduyla çıktıkları için Beşiktaş kötü oynadı. Buyur hocam. Yani Fenerbahçe maçında kazanabilirdi Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçların hepsini de kazanabilirdi. Öyle çok kaybedecek bir oyunun içerisinde kalmadı Beşiktaş ama oyun çok güçlü değildi. Bir de yani Valeris yani tabii futbol kültürümüzde de teknik direktörleri eleştirmek en kolay şeyimiz. Yani bugün Trabzonspor'da Abdullah Avcı konuşuluyorsa hani daha sezonun 9. haftası, bir puan geridesin, belli bir oyuncu değişikliği, grup değişikliği yaşamışsın. Yani bu biraz büyük takımlarda olur hocam, siz Beşiktaş de oynadınız. Sezona, büyük takımlarda tabii bu ki. Abdullah Hoca'yı hiç söylemedim. Anladım, genel anladım. Doğru mu hocam? Evet, 4 evet. Büyüklerde evet. Kötü performans hoca yani eleştirilir hocam. Evet. Ama geçen sene yapılmayanları yaptı Trabzon'da, şampiyon yaptı. Kaç sene sonra buna, bütün şiir Abdullah Hoca'nın başarısı. Ben ya Fatih Hoca baktığında yani düşün, kaç tane kupa almış Galatasaray, şampiyonlukları var değil mi? 8 tane Avrupa, UEFA, bir sürü Türkiye kupası ve Süper Kupa vesaire. Bir şekilde ayrılıyorsun yani büyük takımda. Abdullah Hoca için söylemiyorum. Bunu Sergen Hoca bir sene önce şampiyon yaptı, devre arasını göremedi. Göremedi. Fatih Hoca dizi film çek şey için Netflix için bir ara verdi hocam. O Netflix bitti, ondan sonra başlayacak. İsim vermeyelim. Ben Beşiktaş'ın sezon başı işte teknik direktör Valeri İsmail'le başlaması, Beşiktaş camiasında bir keyifsizlik vardı. Yani bir güvensizlik vardı. Yani belki geçen senenin bitişiyle de alakalı olabilir veya bu kadar transfer yapılan oyuncu grubunun Valeri İsmail'le beraber çok aynı takım kimyası oluşturamayacak bir güvensizlik vardı. Ama bunun çok anlamlı olduğunu ben düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın özelinde bu sene bence dediğim gibi sezon başı çok iyi bir başlangıç yapıp yani oyunu hep böyle gideceği bekleniyordu. Bazen oyun çok yavaşladı. Yani bazen istedikleri oyunun altına çok kalınca ister istemez Valeri İsmail'le beraber bunu konuşulmaya başladı. Ama ben Beşiktaş'ın birazcık olsun aslında yani sezon başı oyunun en güçlü yanı kimdi? Enkudu'ydu mesela. Yani baktığın zaman çok sürekli olabilecek bir oyun içerisinde kalabilir mi? Enkudu kalmadı. Beşiktaş'ın oyunu birden yavaşladı. Ben Beşiktaş'ın oyununun bence en büyük problemin orta saha olduğunu düşünüyorum. Yani orta sahada Beşiktaş hem oyun istikrarını hem oyuncu istikrarını yakalayamadığını düşündüm. Orası çok değişken. Hemen hemen her oyuncunun girdiği bir bölge orası. Yani orada tabii Delali performansı konuşuyor. Josef yani geçen seneki kadar bence diri değil gibi geliyor bana. Oradaki hem oyun aklıyla hem oyun yapısıyla ben beraber. Ben hocam parantez çok kısa tabii bir şey söyleyeyim. Josef'in Ankara gücü maçından sonra sanki bence keyfinin kaçtığını düşünüyorum. Yani mental anlamda o maçtan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü geçen maçta galip gelmesine rağmen mesela eski görmedim. Hayır, eski yani. Josef evet, yok. Evet. Sağ içinde enerjisi yüksek. Bakın. Arkadaşlarına konuşur, eder. Yani
Ankara Hücum maçından sonra onun oyun anlamında ciddi keyfinin kaçtığını gözlemliyorum yani. Hocam sakatlık geçirdi yalnız. Gezal da Joseph da sezon başında bir sakatlık var. Dört maç oynamadı. Hocam, hayır, oynamadıklarını hayır, da şey hayır, yapayım. Sakatlık ayrı hocam. Sakatlıktan sonra Ankara Hücum maçı yaşandı. Oradaki ben başka bir şey söyleyeyim hocam. Sakatlandı evet. Ondan sonra ameliyat oldu. Tekrar sahalara döndü. Yani Joseph'in daha keyifli, daha saha içinde devamlı hocam. Evet. Enerjisi yüksekti. O Ankara Hücum maçında yapılan olaylar, yani onun da hiçbir suçu yok. Söyledik burada da. Yani onun keyfini kaçırdığını düşünüyorum, bilmiyorum. Evet, ben geçen hafta giriyorsun maçı. Gözlemliyorsun dedim, bunu saha içinde. Benim yani bir ara dedim ki ya bu Joseph nerede? Yani hiç oyunun bir bölümünde yok. Yani